Arkadaşlar, bu konuda iktidar partisinden birlikte değiliz. Çünkü halkımızla birlikteyiz, vatandaşlarımızla birlikteyiz, evlatlarımızla birlikteyiz. Ancak doğrudan sorumlu olan, engellemeyen, her türlü destek vaadine karşı sırtını çeviren, birlikte araştıralım deyince hayır diyen, bu saldırıları engelleyemeyen iktidar partisi bu ölümlerin tamamından doğrudan ve birinci derecede sorumludur. Bir konuşmanın itibarı kendisindedir, doğru. 10 dakikalık konuşmayı itibarsızlaştırmanız bir cümlenizle mümkün değil. Ama 14 yıllık yaptığınız icraatın tamamının ülkeyi uluslararası camiada nasıl itibarsızlaştırdığı ortadadır. Paris'te 14 tane insan Charlie Hebdo saldırılarında hayatını kaybetti. Türkiye'de dahil 50 lider ve 100 ülkenin temsili Paris'e aktılar, Paris'te yürüdüler. Türkiye'de dün akşam 41, son bir yıl içinde 274 Türk vatandaşı ölüyor ve Türkiye'ye bırakın buraya liderlerin gelmesini, başbakana, cumhurbaşkanına hitaben bir taziye yerine Türkiye'de hayatını kaybedenlerin aileleriyle yas tutuyoruz diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya ölçeğinde vatandaşlarımızın itibarını getirdiğiniz nokta ortada. Milletvekilleriniz dün akşam tweet yarışına girdiler. Önceden bir hazırlık olmaksızın yapılabilecek iş değil. Burada saldırının PKK tarafından yapıldığı da söyleniyor. Ve buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin destek verdiği de söyleniyor. Siz bunlara karşı dün iki tane çukur seviyesindeki Twitter silah şörünü, bugün birini yanınıza oturtursanız grupta, öbür bir tanesini alıp grup adına konuşturursanız ve o seviye ki biraz önce onu anlatıyordum, bir siyaset üslubu değil, Sayın bir çukur da değil, üslubunuz da doğru bir seviye değil, foseptik çukurudur. Bunları siyasetten arındırmanın yolu sadece vidanjördür. Bir vidanjör gelmeli, Mehmet Metiner'le Şamil Tayyar'ı layık oldukları yere deşarj etmelidir. Başka temiz türlü bir bu meclis davet ediyorum. Sayın Hüseyin, lütfen.